Merhaba ben Edip. 14 Şubat 2021 Türkiye'de en aşağı insanların en tepelere çıkarıldığı, en yeteneksizlerin birçok idari kurumun başına geçirildiği korkunç bir dönem yaşıyor. Yani bütün ülkeye korkunç bir ihanet var. Ve bugün birisi yani aslında biraz geç kaldım ama ee, bu Osmanlı çocuğunu e, ihmal etmek istemedim benim kayıtlarımda olsun çünkü bunun gibi ahlaksızlar maalesef üniversiteleri doldurmuş durumda bu adamı tanımanız için ve unutmamanız için yani inşallah bu iktidar girdikten sonra bu adamları hepsinin diplomaları şey edilmesi lazım tekrar sınava alınmaları lazım kesinlikle Bunlar uyduruk diplomalar. Doğru dürüst Türkçe yazmayı bile bilmiyor. Yani bir ortaokul düzeyinde Türkçesi bile yok. Neyse şöyle bir göster onunla ilgili bazı şeyleri şöyle geçiriyorum. Yani dileyen şey etsin biraz bilgi sahibi olsun. Konu nedir? Boğaz dışılımınız. <laughs> Beyinsiz. <laughs> evet şöyle biraz şey diyorum. Yani bazı tepkileri şey diyorsunuz, görüyorsunuz. Neyse, şimdi <laughs> kafaya bak. <laughs> God almighty. Neyse bu arada reklamlar da görüyorsunuz sanıyorum. Neyse bilmiyorum yani bakmadım. Kendim burada birkaç tanesine baktım. Ne olduğunu da bilmiyorum ama bir hali var. Trakya Üniversitesi'nde profesörmüş şey diyor pislediğini yalamaya çalışıyor utanmaz herif şu birazdan onun üzerine bir şey yapacağız şu adam ben burayı şöyle şu göstereyim şu şu adamı bir tanıyın geceli abde astıktan sonra abdest aldıktan sonra iş bitiren gusül ne kastediyor. Başka bir şey değil. O Osmanlı çocuğu Mersi Tekirdağ İlahi Fakültesi'nde profesörmüş. Bunların dininde, mezhebinde şey var. Cariyecilik var, ırza geçme olayı var. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan da oydu. Şimdi bu, utanmaz herifin ve, ve Facebook'una gittim. Oraya yapmış ama onu silmiş. Bundan sonra bir bak neler asıyor. Koca adam. Adam profesör diye maaş da alıyor. Facebook'na ne asıyor günler boyunca? Aynı fotoğrafı her gün asıyor. Oğlum ne diye her gün asıyorsun? Aynı şey. <laughs> Böylesine. Ondan sonra işte e, dini istismar. Utanmaz herif. Ya akademiyle ne alakam var senin ya? İnşaatçı, müteahhit. <laughs> Bunu gösteriyor bilgi milgi yok ya madem Facebook şeyin var bir şey asacaksan doğru dürüst bir bilgi içersin. Hiç aynı fotoğrafı asıp duruyor her gün marifetmiş gibi. Ve onu beğenenler var her gün. Onlar da ahmak. Ya Rabbi aynı cuma günü şey işte bu onun veya şeyi vahnesi. Ya bu bazı işindeki çocuk Bunlar terör merör eylemlerine katılmadılar. Tümüyle hatta polis onlara saldırdığı halde bunlar bir şey yapmadılar. O kadar provoke edildiler. Bunlar mağdur. Bunların üniversitelerine sabıkalı bir kopyacı, aşağılık bir bir adam ki yani kesinlikle yani bırak şeyi öğrenci bile olması ee, mümkün olmayan birisi çünkü böylesine kopya çeken sabıkalı kopyacı öğrenci de olamaz. Boğaziçi'nde öğrenci bile olamayacak birisi Boğaziçi'ne zorla tayin ediliyor. Oradaki profesörler istemiyor. öğrencileri istemiyor. Ee, bu adam üniversiteyken üniversite yıllığında ben Melih Bulu'yu kastediyorum. Üniversite yıllığında kopyacılığıyla üvülüyor. Yani ünlü bir kopyacı. Utanmaz herif. Ondan sonra üniversite tezinde de, üniversiteden sonra makalelerinde de sürekli intihal yapan, sürekli kopya yapan, hırsızlık yapan bir hırsız, hırsız. Bu hırsıza karşı tepki gösteriliyor. Bizim bu ahlaksız, onursuz, korkak Osmanlı çocuğu da şey diyor. Aklınca Cevdet Kılıç kahramanlık taslıyor. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilere güçleri yetiyor. Devletleriyle, ordularıyla, askerleriyle, bütün kurumlarıyla o çocuklara saldırıyorlar ve bunu kahramanlık zannediyorlar. Onursuzlar. Allah sizden kurtarsın bu ülkeyi, bu insanlığı ya. Ne kadar iğrenç insanlara rast geldik ya. Gerçekten ya. Yani her gün bunları gördükçe yani gerçekten midem bulanıyor ya. Bu kadar onursuz insanlar ya. Neyse, başlayın ama böyle bir şey gerekiyor. Çünkü bu onursuzlara karşı sesimizi yükseltmemiz lazım. Tehdit ediyor. Oradaki öğrencileri abdest al. Abdest almak ne? Geceliğin iş bitirmek ne demek? Utanmaz herif. Ondan sonra hakkında bir soruşturma açılınca da 180 derece kıvırıyor. Fırıldak oğlu fırıldak. Özür dilerim babasından. Neyse, Fırıldak. Zaten <laughs> AKP'lilerin durumu bu. Baş Fırıldak, gerektiğinde imam elbisesi, gerektiğinde papaz elbisesi giyen çobanları. Bunlar da rayası işte. Me-mü diyen rayası.